Spor yapıyorsanız ya da yaşınız ilerlemeye başladıysa, eklem, diz ve kalça ağrılarından siz de dertlisinizdir. Bazen genç yaşta olanlarda bile yetersiz ve dengesiz beslenmeden erken yaşlarda bu ağrılar oluşabiliyor. Adeta eklemleriniz birbirine sürtermiş gibi acı hissi verir. Geceleri ağrıdan, sızıdan uykunuz harap olur. Kolajen içeren haplar alabilirsiniz ancak buna durumunuz yoksa doğanın mucizevi bitkilerinden olan bamyadan faydalanabilirsiniz. Biliyoruz, bamya yemeği pek sevmeyen bir toplumuz. Öyleyse bamyanın öğütülerek kullanılabildiği bu kürler sizler için ilaç vazifesi görecek. Zayıflama sürecindeyseniz şeker dengenizi koruyacak hem de eklemlerinizi güçlendirecek bamya tohumu tarifleri sizi rahat ettirecek. İlk kürümüz Dr. Feridun Kunak'tan geliyor. Malzemeler şöyle. 1 çay kaşığı bamya tohumu, 1 çay kaşığı kuru bamya tozu, 1 çorba kaşığı bal, 1 kase yoğurt. Dr. Feridun Kunak, eklem ağrılarına iyi gelen kürün yapılışını şöyle anlattı. Bamyanın hem kurusu hem tohumu çok faydalı. Bamya tohumunu ve bamya kurusunu toz haline getirin. Şeker hastasıysanız yoğurtla karıştırın, sabah öğle akşam yiyin. Şeker hastası değilseniz balla karıştırarak yiyebilirsiniz. Sadece kuru kuruya bamya tüketmek yetmez diyerek uyaran Dr. Kunak sözlerini şunları ekliyor. Eklemlerin rahatlaması için muhakkak hareket gerekli. Bamyayı yiyeceksiniz ama aynı zamanda egzersiz yapmalı, ağrıyan bölgenize sıcak kompreks uygulaması yapmalısınız. Diyetisyen Deniz Züncülban'dan zayıflamak için bamya tohumu tarifleri. Sağlıklı kilo vermek ve bir daha verilen kiloları geri almak istemeyen kişiler, diyetisyenlerin kapısını çalıyor. Sağlıksız da olsa, kısa sürede kilo vermek isteyenlerse, ya popüler diyetleri deniyor, ya da spesifik besinlerden, ürünlerden medet umuyor. İçeriğinde yüksek lif bulunduran ve bu özelliği ile tokluk sağlayan bamya tohumu da bu besinlerden bir tanesi. İşte zayıflama sürecinde bamya tohumunu kullanabileceğiniz tarifler. Bamya tohumu kahvesi. Bamya tohumunu öğütüp kavurduktan sonra Türk kahvesi gibi pişirip içebilirsiniz. Suda bekleterek. Bamya tohumlarını sabaha kadar suda bekletip ardından kaynatarak suyunu içebilirsiniz. Macun olarak. Bamya tohumlarını toz haline getirip bal ve zeytinyağı ile karıştırarak macun kıvamına getirip her gün bir çay kaşığı tüketebilirsiniz. Bamya tohumuyla kilo vermek mümkün mü? Günlük olarak 500 ila 1000 kalori arasındaki kalori açığı ile haftada 450 gram vermek mümkün. 100 gram bamya tohumuysa yaklaşık 30-40 kaloridir. Yani sizi tok tutmakla kalmaz, düşük kalori değeri ile kalori açığı oluşturmanıza da yardımcı olur. Bamya ve bamya tohumu faydaları. Her ne kadar sağlık açısından faydaları saymakla bitmese de bamya, çoğu kişi tarafından sevilmeyen ve bu nedenle az tüketilen bir sebze. Bunun en büyük nedenlerinden biri, tüylü dış yapısı ve içerisinde bulunan sümüksü yapıdaki salgıdır. Özellikle doğru şekilde ayıklanmamış olması halinde bamyanın iç kısmında bulunan bu salgı dışarı çıkarak yemeğin içerisine karıştığında yemeğin istenmeyen viskoz kıvamında bir suyunun oluşmasına neden olur. Fakat uygun şekilde ayıklanmış taze bamyalar limonlu su içerisinde bir süre bekletildikten sonra bu salgıyı dışarıya vermez. Bu sayede çok daha güzel görünümde bir yemek yapılabilir. Tüm çabalarına rağmen bamyayı sevememiş olup bu değerli besinin sağladığı olumlu etkilerden faydalanmak isteyen bireyler için bir diğer seçenekse bamya tohumudur. Bamya tohumu adından da anlaşılacağı üzere bamya bitkisinin tanelerinin içi açıldığında karşımıza çıkan küçük çekirdeklerdir. Bu çekirdeklerin ayrıştırılıp kurutulmuş hali olarak aktarlarda ve bitkisel ürünlerin satıldığı yerlerde kolaylıkla bulunabilen bamya tohumu
tıpkı bamya gibi faydalara sahip olmakla birlikte daha farklı olumlu etkiler de barındırıyor. İşte bamya tohumunun sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden bazıları. Bamya tohumunun 10 faydası. 1. Vücuda enerji veriyor, geç yorulmayı sağlıyor. Gün içinde çok çabuk yoruluyorsanız bamya tohumundan yardım alabilirsiniz. 2. Kan şekerini düşürüyor ve vücudun kan şekeri oranını düzenliyor. 3. Bamya tohumunun lif içeriği bir hayli yüksek. Bu özelliği ile uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor. 4. Mideyi koruyor, kabızlık sorununu tedavi ediyor. 5. Bamya tohumu göz içinde oldukça fayda sağlıyor. Özellikle kataraktı önlemeye yardımcı oluyor. 6. Bamya tohumu eklem ağrıları, dizde sıvı kaybı, menisküs, kireçlenme gibi sorunlara da iyi geliyor. 7. Yapılan araştırmalar bamya tohumunun kolon kanseri riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor. 8. Bamya tohumu bronşit hastalığı için de harika bir ilaç. Bamya tohumunu bronşit tedavisinde kahve şeklinde tüketerek kullanabilirsiniz. Bamya tohumları kahve çekirdeği gibi kavrulur ve çekilir. Bu tost, şekersiz kahve hazırlanır gibi yapılır ve içilir. 9. Göğüs sertliği çeken, sürekli boğazının altında gıcık olan insanlar için de bamya tohumunun etkisi büyüktür. Bamya tohumunun çekirdekleri ezilerek su ile karıştırılmalı. Ortaya çıkan bitkisel ilaç niteliğindeki karışımın bu sorunların çözülmesinde insanlar üzerinde oldukça hızlı etki gösterdiğini söyleyebiliriz. 10. Son olaraksa bamya tohumu potasyum, B, C ve K vitamini, kalsiyum, demir ve folik asit bakımından zengin içeriği ile vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bamya tohumu nasıl tüketilir? Bamya tohumu taneli olarak tek başına veya bazı besinlerle karıştırılarak tüketilebilir. Tohumların tane olarak tüketilmesi yutmada güçlüğe neden olabilir. Tohumları daha rahat tüketebilmek adına tıpkı karabiber öğütür gibi bamya tohumunu toz haline getirerek daha kolay bir şekilde tüketebilirsiniz. Bu şekilde hazırladığınız toz halindeki bamya tohumunu yoğurtla karıştırarak tüketebileceğiniz gibi üzerine kaynar su ekleyerek çayını da hazırlayabilirsiniz. Çay şeklinde tüketmeniz halinde sıvı ihtiyacınızın karşılanmasına da yardımcı olacaktır. Bir diğer tüketim metodu bamya tohumlarının su içerisinde bekletilmesidir. Bu yöntemi tercih edenler bir gün önceden bamya tohumlarını oda sıcaklığındaki suyun içerisine bırakarak ertesi gün birkaç porsiyona bölüp bu suyu tüketebilir. Değerli dostlar, kanalımıza abone olmayı, zili de aktif etmeyi lütfen unutmayın. YouTube video linkimizi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.